Ormanda neler olmuş? Yazan Ayşin Bumin. Resimleyen Nilgün Bayraktaroğlu. Tombi ve ailesi uzun süren bir kış uykusundan yeni uyanmışlardı. Kahvaltılarını yaptıktan sonra Tombi babasına "Babacım, bizi ormanda gezinti yapmaya götürür müsün?" diye sordu. Babası da "Neden olmasın Tombi'cim, hadi hemen hazırlanın." dedi. Uzun süredir dışarı çıkmayan Tombi, temiz havayı, yemyeşil ormandaki kuş cıvıltılarını çok özlemişti. Çabucak giyinerek dışarı çıktı. "O da ne? Geçen bahar tertemiz bıraktıkları orman pislik içindeydi. Üstelik koca çınar ağaçları da kesilmişti. Annesine, "Güzel ormanımıza neler olmuş?" diye sordu. Annesi de, "Birileri ormanımızı kirletip ağaçlarımızı kesmiş," dedi. Tombi eskiden tertemiz olan ormanı düşündü. O zamanlar rengarenk çiçeklerle dolu olan çimenlerin üzerinde ufacık bir çöp bile olmazdı. Hep birlikte yürürlerken önlerindeki kesilmiş ağaçları gördüler. Sincap ailesi bir ağacın üzerinde üzgün bir şekilde oturuyordu. Yavruları Mombi de ağaçtan meyve topluyordu. Tombi, "Merhaba!" diyerek onları selamladı. Mombi'ye neden üzüldüklerini sordu. Mombi, ağaçtaki evleri yıkıldığı için evsiz kaldıklarını söyledi. Ayı ailesi bu duruma üzülerek onları da geziye davet etti. Beraberce gezerken sincap ailesine yuva yapabilecekleri yeni bir yer aramaya karar verdiler. Birlikte yürümeye başladılar. İlerideki piknik alanında oynayan çocukları gördüler. Öylesine gürültü yapıyorlardı ki çıkan sesler kuşları çok korkutmuştu. Tombi onlara çok kızdı. Çünkü hem gürültü yapıyorlardı hem de her tarafa çöp atmışlardı. Güzelim piknik yeri gerçekten de çok kötü görünüyordu. "Ah, şu çocuklara bakın. Zavallı hayvanların canlarını yakacaklar." Çocukların bu davranışları Tombi'yi çok üzdü. Oysa insanlarla hayvanlar çok iyi dost olabilirler. Öyle değil mi? Tombi artık evlerinin önünün nasıl kirlendiğini anlamıştı. Ama anlayamadığı şey o çöplerin aradan geçen zaman boyunca neden yok olmadığıydı. Bunun nedenini babasına sordu. Babası, "Bak Tombi'cim, plastikten yapılmış bazı nesnelerin çöp haline geldikten sonra doğada yok olması çok uzun zaman sürer. Biz bunu göremeyiz. Kullandığımız kağıt türü malzemelerse ağaçlardan elde edilir ve bu tür çöpler daha kısa sürede yok olurlar. Kullanılmış gazete ve kağıtları atmayıp biriktirmeliyiz. Daha sonra bunları tekrar kağıt haline getirilmeleri için fabrikalara göndermeliyiz. Böylece daha az ağaç kesilmiş olur," dedi. Bayan Sincap da söze karıştı. "Evet, haklısınız. Herkes bu türlü yararlı çöpleri değerlendirseydi ormandaki ağaçlar kesilmez, biz de evimizden ayrılmak zorunda kalmazdık," dedi. Tombi heyecanla bağırarak, "Şimdi anladım," dedi. Neyi anlamıştı acaba? "Öğretmenimiz bir gün biriktirmiş olduğumuz kağıt ve gazete parçalarını tutkal ve suyla karıştırıp hamur haline getirmişti. Biz de o hamur parçalarıyla çeşitli kuklalar yapıp oynamıştık. Demek ki öğretmenimiz bize kağıt parçalarından nasıl faydalanacağımızı gösteriyormuş," dedi. Üzüntüyle kirlenmiş piknik yerine baktılar. Her taraf çok çirkin görünüyordu. Tombi üzüntüyle, "Ne olurdu sanki çöpleri çöp kutusuna atsalar, çiçekleri kopartmayıp güzelliklerini seyretseler, salıncakları kalın ağaçların gövdelerine kursalar, toplarını da boş alanda oynasalar," dedi. Mombi de, "İşte o zaman ormanımız kirlenmezdi.
diye cevap verdi. Gezilerini bitirip evlerine geri dönerlerken karşılarına yemyeşil bir yer çıktı. Kuşlar cıvıl cıvıl ötüşüyor, kelebekler çiçeklerin arasında neşeyle uçuşuyordu. Bu güzel yeri çok beğenen sincap ailesi yeni yuvalarını buradaki ağaçlara yapmaya karar verdi. Birbirleriyle vedalaşırken Tombi de arkadaşını ertesi gün yapacakları geziye davet etti. Eve geri dönünce Tombi odasının çok dağınık ve kirli olduğunu fark etti. Annesine yardımcı olmak için oyuncaklarını ve etrafı topladı. Eşyalarının tozlarını aldı. Her taraf pırıl pırıl olmuştu. Mutlulukla etrafına baktı. Artık sağlıklı yaşayabilmek için temiz ve düzenli bir çevrenin gerekli olduğunu anlamıştı. Bundan sonra her zaman temiz ve tertipli olmaya karar verdi. Ya siz sevgili çocuklar?